Herkese merhaba, Türk İşi Minimalizm'desiniz. Bugün sizlere yaklaşan Anneler Günü ile ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen annenize bir tane daha küçük ev aleti almayın. Biliyorum Anneler Günü yaklaşınca hediye bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Ama ona verebileceğiniz başka bir sürü güzel hediye olabileceğini hatırlatmak istedim. Ben de bir anne olarak evimde yeni bir blender ya da ne bileyim kahve makinesi falan olmasındansa beni bir gün bakıma yollamanızı tercih ederim. Beni saçlarımı boyamaya yollayın, beni masaja yollayın, beni bilmediğim bir kursa yollayın mesela. Buradan eşim de videoyu izliyorsa ona da gizli mesaj gibi oldu. Ama gerçekten anneniz kaç yaşında olursa olsun ya da eşinizin Anneler Günü'nü çocuğunuzun adına kutlamak istiyorsanız ona verebileceğiniz bir sürü farklı hediye var. Onu biraz tanıyor olmanız önemli tabii ki burada. Nelerden hoşlanıyor, neleri merak ediyor, yapmak isteyip de yapamadığı, uzun zamandır merak edip de bir türlü başlayamadığı bir hobisi, bir merakı varsa ona bu konuda destek olabilirsiniz. Devir atölye devri, işte çiçek düzenlemekten, kendi sabununu, ekmeğini yapmaya kadar birçok farklı atölye var. El işi atölyeleri var. Bunlardan bir günlük bir şey hediye edebilirsiniz. En başta söylediğim gibi gerçekten masaj gibi bir deneyimsel hediyeler insanda hem olumlu etkileri var sakinleşmek gibi hem de iyi bir günü güzel bir insandan gelen bir hediyeyle birleştirmek gibi, güzel bir anı oluşturmak gibi güzel de bir yan etkisi var. Bunu da düşünebilirsiniz. Daha uzun vadeli, daha büyük bir hediye düşünüyorsanız, yine merakı varsa onu bir dil kursuna ya da bir deneme dersine yazdırabilirsiniz. Dans etmeyi seviyor olabilir ama yıllardır bu konuda adım atmamış olabilir. Onu bir dans dersine yollayabilirsiniz ya da beraberce bir dans gecesine gidebilirsiniz. Onun dışında kaçış oyunlarını seven maceraperest bir sevgiliniz, bir eşiniz, bir anneniz olabilir. Ona böyle bir sürpriz yapabilirsiniz. Beraber gidebilirsiniz. Belki ailece bir gün düzenlersiniz. Seyahat etmeyi seven annenizi veya yine eşinizi bir sürü farklı geziye yollayabilirsiniz. Bu günübirlik bir, işte mesela İstanbul'da yaşıyorum ben, İstanbul gezisi de olabilir. İşte Balat sokaklarını gezmek, İstanbul'un eski yapılarını ziyaret etmek, sadece Sultanahmet falan gibi değil de işte ara sokaklarında kaybolmak gibi, İstanbul'un yalılarını keşfetmek gibi çok değişik, çok böyle nokta atışı turlar var. Biraz daha şeyi büyütüp, resmi büyütüp, Türkiye içinde başka bir yer, hatta yurt dışı seyahati de olabilir. Tamamen sizin bütçenize kalmış. Astrolojiye meraklı bir anneniz ya da işte çocuklarınızın annesi varsa ya da çocuğunuzun ona bir harita okuması seansı alabilirsiniz. Astrolojiye meraklı olanlar için gerçekten güzel bir deneyim. Normalde kendi başlarına belki almak istemeyecekleri, yapmayacakları bir şey ama hediye olarak geldiğinde bence oldukça memnun edici, güzel bir deneyim olabilir. Gösteri sanatlarına meraklı bir anne varsa söz konusu, ona uzun zamandır gitmek istediği ya da gidince mutlu olacağını düşündüğünüz bir oyuna bilet alabilirsiniz. Eğer varsa bir tiyatro salonunun üyeliği ya da işte tüm biletlerinde geçerli özel bir indirimi gibi bir şey de alabilirsiniz. Hatta böyle uygulamalar da var biliyorsunuz. Böyle tek bir biletle bütün filmlere, bütün belli anlaşmalı sinema salonlarındaki filmlere girebiliyorsunuz. Öyle bir bilet de alabilirsiniz. Belki de maçları izlemeyi seven bir anneniz vardır. Ona da bir pasolik kartı alabilirsiniz. Yine spor seven bir anneniz varsa ona bir spor salonu üyeliği hediye edebilirsiniz. Tabii spor salonu üyelikleri genelde pek kullanılmıyor. O yüzden onun bunu kullanacağına inanıyor olmanız lazım. Ya da sporla geziyi birleştiren trekkingler var. Trekkinge yazdırabilirsiniz onu. Bunlar da çünkü genelde ücretli geziler oluyor. Böyle bir gezi de hediye edebilirsiniz. Başka yeni çağ hediyelerinden bir tanesi de aslında uygulamalar bence. Çeşitli ücretli uygulamalar var. Bunlar işte dizi, film platformları olabilir. Meditasyon ya da uykuya yardımcı uygulamalar olabilir. Müzik uygulamaları olabilir. Bunların biliyorsunuz reklamsız işte ücretli versiyonları var. Ve işte ayda 10 lira 15 liralık bir şey. Hani yıllık 180 liraya falan gelebiliyor. O yüzden böyle bir şeyi de aylık, 6 aylık, yıllık olarak bütçenize göre de hediye edebilirsiniz. Eğer Anneler Günü'nü bir hediyeyle kutlamak istiyorsanız umarım bu video size farklı fikirler verebilmiştir. Sizin de aklınıza gelen farklı deneyim fikirleri olursa yorumlara yazarak katkıda bulunabilirsiniz.